Konumuzla ilgili geçtiğimiz yıllarda çevrilmiş bir diğer filmde The 13th Floor, yani 13. kattır. 1999 Los Angeles, bir iş yerinin 13. katı. Henning Fuller ve iş arkadaşı Douglas Hall son derece özel bir bilgisayar programı hazırlamışlardır. Bu programa girenler kendilerini 1937 yılının Los Angeles'ında bulacaklardır. Ve burasıyla ilgili gereken tüm bilgiler beyinlerine aktarılacaktır. Bir gün Douglas Hall da simülatöre bağlanır ve kendini bambaşka bir kimlikle bu ilginç dünyanın içinde bulur. Yıl 1937'dir ve artık o bu sanal dünyada John Ferguson adlı bir banka veznedarıdır. Gerçekte ise bedeni 1999 yılında bir simülatöre bağlı olarak yatmaktadır. Douglas Hall'un katıldığı bu dünyada her şey son derece gerçekçidir. Arabalar, insanlar, kıyafetler. Kısacası her şey 1937 yılının tüm özelliklerini taşımaktadır. Ancak bu görüntülerin hiçbiri gerçek değildir. Tüm bunlar Douglas Hall'un beyninde dışarıdan verilen elektrik sinyalleriyle oluşturulan görüntülerdir. Modern teknoloji bugün birçok insana yapay sinyallerin oluşturduğu hisleri tıpkı gerçekmiş gibi yaşatmaktadır. Örneğin bu kişiler ellerine taktıkları özel bir eldivenle olmayan bir kediyi sevdiklerini veya bir insanla tokalaştıklarını ya da sanal bir cisme dokunduklarını hissedebiliyorlar. Buradan çok önemli bir sonuç çıkmaktadır. Yaşadıklarınızın gerçek olduğu hissini duymanız için dış dünyanın varlığı şart değildir. Ashton, 1937 yılında yaşayan karakterlerden biridir. Bir gün, sisteminin kurucularından Henning Fuller'ın yazdığı ve asla okumaması gereken bir mektubu okur ve büyük gerçeği öğrenir. O, bugüne kadar sanal bir dünyada yaşamıştır. Ashton son derece öfkelenmiştir. Hemen Douglas Hall'un yanına gider ve ondan gerçekleri anlatmasını ister. When I first read it, I thought it was a gag. You know, the world's a sham, fat chance. But I'm not stupid, Mr. Hall. And all that stuff about going to the ends of the earth. What stuff about the ends of the earth? I did exactly what the letter said. I chose a place that I'd never go to. I tried to drive to Tucson. I figured, what the hell? Never been to the countryside. And I took that car out on the highway. I was going over 50 through that desert. After a while, I was the only car on the road. It was just me and the heat and the dust. And I did exactly what that letter said. Don't follow any road signs and don't stop for anything. Not even barricades. But just when I should have been getting closer to the city, something wasn't right. There was no movement, no life. Everything was still and quiet. And then I got out of the car. And what I saw scared me to the depths of my miserable soul. It was true, it was all a sham. It ain't real. Write to me about the limitations of the simulation. I know the limitations. I'm asking the questions now. I want to know why. And now I want you to show me what is real. Is this real? Is that real blood? Oysa ne Douglas Hall'un duyduğu acı ve korku, ne de bacağından akan kan, yaşadığı dünyanın gerçek olduğunu ispatlamaz. Çünkü bu kişinin duyduğu hisler, hatta bacağından akan kan da yalnızca bir algıdır. Dolayısıyla bir kimsenin bu veya benzer hisleri yaşaması da, maddi dünyanın varlığına yönelik bir delil olamaz.
Film ilerledikçe son derece çarpıcı bir gerçekle karşı karşıya kalırız. Bu kişilerin gerçek sandıkları hayatları da aslında simülasyonun bir parçasıdır. Yani gerçekte yaşadıkları tarih 1999 değil 2024'tür. Karakterler simülatör içinde simülatöre bağlanarak kademeli bir hayat yaşamaktadırlar. Ve sanal ortamdaki bu yaşantıları gerçeklerle son derece benzerdir. Bu durum tıpkı rüya içinde rüya görmek gibidir. Rüyada da hiçbir maddesel gerçeklik olmamasına rağmen son derece gerçekçi duygular yaşayabilir, hatta uyuyup uyandığımızı bile zannedebiliriz. Gerçek yaşamla rüyalarımızı ayırt eden nedir? Peki şu anda bir rüyada olmadığımızı nasıl ispatlayabiliriz? Aslında gerçek sandığımız görüntüleri ve rüyalarımızı algılama biçimimiz aynıdır. Her ikisi de zihnimizde gerçekleşir. Bu da gerçek dünya ve rüya konusunda yaşanan çelişkilerin temel sebebidir. Uykumuzdan uyanmadığımız sürece gördüklerimizin bir hayal olduğunu anlamamızsa mümkün değildir. Matrix'te bu önemli nokta şöyle vurgulanır. Have you ever had a dream, Neo, that you were so sure was real? What if you were unable to wake from that dream? How would you know the difference between the dream world and the real world? This can't be. Be what? Be real? Vanilla Sky adlı filmde ise David, arkadaşı Sofia'ya gördüğü rüyalardan nasıl etkilendiğini şöyle anlatır. Ich hatte einen furchtbaren Traum. Ich verließ deine Wohnung, ging runter zu meinem Auto und meine Freundin, die Nervensäge, war mir bis dahin gefolgt. Aber sie war aufgebracht. Wegen, ich weiß nicht. Na jedenfalls, ich bin bei ihr eingestiegen und sie durchbrach ein Brückengeländer und beging Selbstmord. Mit mir im Auto. Ich dachte, du wolltest direkt ins Büro fahren. Aber ich überlebte. Und mein Arm und mein Gesicht werden wiederhergestellt. Aber das Schlimmste ist, ich kann nicht aufwachen. Dikkat edilirse Matrix, 13. Kat ve Vanilya Gökyüzü filmlerinin hepsinde de benzer konular vurgulanmıştır. Kahramanların yaşadıkları dünya aslında bir simülasyon ortamıdır ve burada hiçbir şey gerçek değildir. Burada ne görmek için bir göze ne de duymak için bir kulağa ihtiyaç vardır. Kişi sadece zihnine yüklenen bilgiler sayesinde kendini çok farklı bir mekan ve zamanda hissedebilmektedir. Ki bunun da rüyalarımızdan hiçbir farkı yoktur. Her sabah nasıl rüyalar aleminden sıyrılıp gerçek sandığımız hayata dönüyorsak, bir gün dünya hayatımız da son bulacak ve sonsuz olan ahiret hayatımız başlayacaktır. Allah bu gerçeği bir ayette şöyle bildirir. Demişlerdir ki, eyvahlar bize! Uykuya bırakıldığımız yerden bizi kim diriltip kaldırdı? Bu, Rahman olan Allah'ın vaat ettiğidir. Demek ki gönderilen elçiler doğru söylemiş. Peygamber Efendimiz de bir hadisinde bu gerçeğe şöyle dikkat çeker. İnsanlar uykudadır, ölümle uyanırlar.